üzere oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun insanın son ilçesinde çalışmalarına başladı. Araştırma Komisyonu üyeleri hayatını kaybeden işçilerin ailelerini ziyaret ettikten sonra facianın meydana geldiği maden ocağında incelemelerde bulunacak. Komisyon üyeleri yarında maden işçileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilgili kuruluşların yetkilileriyle görüşecek. CHP'li belediye başkanları Eskişehir'deki başkanlığı toplantısıyla buluşacak. Ayrıca 15 Haziran'da yapılacak toplantıda belediyelerin yeni yol haritası ve stratejileri belirlenecek. Sanayide çarklar dönmeye devam ediyor. Nisan ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %4,6 arttı. Beklenti %3,9 olması yönündeydi. Diyarbakır Emece ilçesinde tüp patlaması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Tekirdağ'da Ergenekoğlu'nda kaybolan iki çocuğu arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cumartesi günü kaybolan çocuklardan birinin cesedi dün bulunmuştu. İstanbul Afet. Sağlık Bakanı Mehmet Nazimoğlu 5 Haziran'dan itibaren İstanbul'da 6 ilçede çocuk faciası uygulamasına başladığını söyledi. Aşı açısından herhangi bir yetersizliğin olmadığını da açıklayan Nazimoğlu, konuyla ilgili bir kaos butunu gerektirecek bir pozisyonun söz konusu değil dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani resmi ziyaret için Ankara'da. Yani Çankaya Köşkü'nü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından resmi törenle karşılandı. Ziyarette ekonomik ilişkiler ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alınacak.